kurye alırken ilk önce firmaların dikkat ettiği ucuz oldu. Ona bakıyorlar. Yani ne kadar ucuz çalıştırabilirim o kadar iyi. Zaten çoğu da kayıt dışı, SGK'sız adam çalıştırıyor çünkü ucuz diye. Evet. Firmaların dikkat etmesi gereken ilk önce tecrübesi var mı ona bakacak. Tecrübesi var mıdır, değil midir ya da nasıl diyeyim? Sebatkar mıdır? Yarın öbür gün işte atıyorum 2 gün sonra işe gelir mi, gelmez mi? Bunların hepsi muallak. Bunu da zaten bütün firmalar yaşıyor. Firmalara tavsiyemiz bilinen şirketlerden kurye temin etsinler. Eğitimli kurye çalıştırsınlar. Eğitimli kuryeler firmaların dış yüzüdür. Yani vitrinidir. Siz istediğiniz kadar malınızı düzgün bir şekilde hazırlayın. Kötü kurye götürdüğü zaman sizin işiniz düzgün olmaz. Yollarda acele ediyorlar. Şimdi firmadan dolayı olan sebepler var. Uzak olması var. Arabaların arasında ne bileyim makas yapıyorlar. Buna ne diyorsunuz? Şimdi üstünde kuryelerin zaten bir hız baskısı var. Sistemsel açıdan atıyorum çalıştığımız bazı dijital platformlar bir hız puanlamasından dolayı müşteriye böyle bir hak tanıyor. Evet. Hız puanlamasından dolayı haliyle patronların da kuryelere bir baskısı oluyor. Bu yüzden? Bu yüzden çok sıkıntı yaşıyoruz. Kazalar oluyor, yetiştireceğim oluyor. Bu hız baskısının bence kuryenin üstünden kaldırılması gerekiyor. Müşteri tarafından talep edilmemesi gerekiyor değil mi? Talep edilmemesi gerekiyor. Hızlı olması istenmemesi gerekiyor. Yani yarım saat önce söylensin, ona göre gelsin. Çünkü yoğunluk vaktinin hepsini kurye yansıtmaya çalışıyorlar. Firma da müşteri de. Hep kurye buluyorlar. Hep kurye buluyorlar. Şimdi trafikte giderken bu kurye çok hızlı gidiyor diyen adamla 2 gün önce siparişim geç geldi diye puanlama yapan kişi aynı. Yani bir gün önce sipariş vermiştir. Siparişim puanlama nerede kaldı demiştir. Puanlama sisteminin kalkması gerekiyor o zaman. Tabii ki bu puanlama sisteminin kalkması gerek. Yani puanlama sisteminde lezzet olsun, servis olsun ama hızı koyduğunuzda bazı firmanın hız puanlaması düştüğünde kuryeye devamlı baskı yapıyor. Hızlı olacaksın, hızlı olacaksın. Gerekirse trafik kurallarını çiğneyeceksin, gerekirse öleceksin deniliyor.